Dua ediyor padişaha. Hırsızlar beddua ediyor. Hangisi doğru? Hırsıza göre padişahın yaptığı yanlış, esnafa göre padişahın yaptığı doğru. Bu ne demek? Kararlarımızın tamamında da bir görecelik var demek. Peki görece olan bir karar, yani subjektif olan bir karar almak için nasıl kendimizi güvende hissedebiliriz? İnsan nasıl kendini aldığı kararda iyi hisseder ve güvende hisseder? Nasıl? İçine siniyorsa. İçimize siniyorsa. Başka? Bir değer mekanizması var aslında. Nasıl aldığımız kararlarda? Vicdan. Vicdan. Vicdan meselesi bizim bir cetvelimiz. Onunla ölçüyoruz. Ve vicdanla ölçtükten sonra karar veriyoruz ki içimiz rahat bu konuda, tamam. Keyfimiz yerinde. O zaman bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Aldığımız karar geçerlidir. Çünkü içimiz rahattır. Ya da tam tersi olur. Bir karar aldığımız ve ürettiğimiz karar bizim için ne kadar menfaatimize olsa, karımıza da olsa içimizde bir huzursuzluk verir. Zaten bu huzur ve huzursuzluk yoksa bu odada olmazsınız. Hiç umurunuzda olmaz hayatın herhangi bir şeyi. Günü yaşar ve geçirirsiniz. Günü yaşar ve geçirirsiniz. İnsanları kırarsınız, insanlarla tartışırsınız, insanlara alınırsınız ve nefsinizin emrinde bir hayat geçirirsiniz. Bu yüzden bizler için nefsi öldürme denen bir yolculuk başlar. Nefsi öldürme yolculuğu birçok şekilde anlatılabilir. Yani hayatımızın her anında bizim nedir? Hep deriz ya, şeytanlar çok güçlüdür. Çünkü secdede bile o vardır yanımızda. Allah'ı andığımız yerde bile nefs vardır. Ama şeytan şöyle bir şey yani. O Allah'ın olduğu yerde olması mümkün olmayan bir zavallı. Ama nefs nedir? Her an her yerde. 7-24 içimizde bizimle birliktedir. Bu nedenle de bütün kavgamız aslında onu yenmek üzere başlamış bir kavgadır. Bunu yaparken tasavvufun en güzel makamı